Peki hala buradasın. Şimdi ne yapacağız biz? Gerçek sayılar kümesinde standart sorular ve çözümleri bölümüne giriyoruz. İlk sorumuz nasıl bir soru? Hemen gördüm. Aşağıdakilerden hangisi bir rasyonel sayıdır diyor. Şu kalemi elime alayım ve ben buradan bir kaybolayım. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Şimdi rasyonel sayı olabilmesi için bir baktığım zaman burada zaten görüyorsun şurası 3 çarpı kök 2 rasyonel sayı değil. Bu irrasyonel. Şimdi şu 3'ü ama burası kök 7'den kurtaramıyoruz. Bu da yine irrasyonel. Şunu söyleyin Rasyonel ve rasyonel, irrasyonel diyeyim. Rasyonel ve irrasyonel sayılar arasında e, bölme işlemi her zaman irrasyonel sayı yaratır. Tamam mı? O yüzden bu irrasyoneldir. Bak yukarısı rasyonel aşağısı irrasyonel. Şimdi şuna bir bakıyorum. Bu nasıl bir yapıya sahip? Biz rasyonel sayı arıyoruz bu arada değil mi? Evet. Ee, şimdi yukarıyı ben iki parantezin alsam. iki parantezin alsam ne çıktı? Kök 3 eksi 2 çıktı. Aşağısı eksi parantezin alsam. O da ne oldu? Kök 3 eksi 2 çıktı. He, yani bunlar birbirini götürüyormuş. Demek ki bunun cevabı eksi 2. Yani burada rasyonel olan şık neymiş? D şıkkıymış. Şu zaten nedir? Rasyonel değil. Çünkü ikisi de köklü sayıdır. Geçtik. Ee, x, y, z eleman r için x eksi 2 bölü y artı 5 kesi tanımsız. Şimdi tanımsız olabilmesi için bir ifadenin paydasının 0 olması gerekiyor. Ben buradan hemen y'nin eksi 5 olması gerektiği sonucunu çıkartıyorum. Bu bir. Sonra bu kesirse belirsizdir diyor. Bir kesrin belirsiz olması için 0 bölü 0'ı oluşturması gerekir. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyim? Demek ki x eşittir 3'tür ve bu, nereden söyledim? Bunu buradan söyledim ve 2x artı z de ne olmalıdır? 0 olmalıdır. Şimdi ben x'i 3 buldum burada yerine koyduğum zaman 6 artı z 0 olmalı. Yani z değerine gelmeni Eksi 6 gelmeli. Bize sorulanda x'e x'e z toplamı olduğu için şunu şunu ve bunu topladığımızda ne geliyor bir bakalım. Eksi 11, eksi 8 geldi. Cevabımız neymiş? D şıkkıymış. Peki. Diyor ki soruda aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bak kesinlikle doğru diyor. Bazen doğru olursa istemiyorum diyor. İki rasyonel sayının toplamı irrasyonel olabilir demiş. İki rasyonel sayının toplamı irrasyonel sayı olabilir. Bu mümkün değildir. Yani hatta neyi kastediyorum? Mesela şöyle bir şey. 2 artı kaç olsun? 1 bölü 3. Bunun sonucu köklü bir sayı olabilir mi? Hayır olamaz. O yüzden bu şık değil. Geçelim. 2 rasyonel sayının çarpımı rasyoneldir diye soruyor. Şimdi 2 rasyonel sayı. Mesela bak. Kök 2 ile kök 2'yi alırsam gördün mü 2 oldu. Rasyonel oldu ama bu kesinlikle dediği için kesinlik istiyor senden. Yani her zaman olması gereken bir şey. Her zaman oluyor mu olmuyor? Ben bunu eğer kök 2 ile kök 3'ü çarparsam ne oldu? Bunu rasyonel çeviremedik. İrasyonel kaldı. O yüzden bu da kesinlik çermediği için iptal edildi. Sıfırdan farklı bir rasyonel sayı ile bir irrasyonel sayının bölümü irrasyoneldir diyor. Yani mesela 2 bölü ne diyelim kök 3. Bu bir irrasyonel mi? Bu evet bir irrasyonel. Ya da ne olabilir? Eksi 3 bölü kök 2. Bu irrasyonel mi? Evet irrasyonel. Yani burada şunu bileceğiz biz. Bak burada C şıkkına bir bakalım. Diyor ki kök A bölü B ya da A bölü kök B ifadesi dikkat et her zaman irrasyoneldir diyor. Bu her zaman irrasyoneldir. O yüzden bu kesinlik içeriyor mu? Evet içeriyor. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. Yine de istersen şeylere bakalım. D ve E'ye de bakalım. Bazı rasyonel irrasyoneldir. Ne? Bazı rasyonel sayılar irrasyoneldir. Böyle bir şey olmaz. Geç. Rasyonel olmayan gerçek sayı yoktur. Rasyonel olmayan gerçek sayı yoktur. Böyle bir şey yok. Çünkü bütün rasyonel sayılar gerçek sayıdır. Bu da yalan. Geçtik. Aşağıdaki irrasyonel sayılardan hangisinin yaklaşık değeri bilinirse karekök 216 sayısının yaklaşık değeri bulunabilir demiş. Şimdi ben şunu biliyorum. Bunu da artık öğrenen 216 direkt altının küpüdür. 6'nın küpü olduğu için benim bunu hesaplayabilmem için yani karekök 216 hesaplayabilmem için karekök 6'nın küpü bu e, kuvvetli sayılarda şöyle olabiliyor. Kök 6'nın küpü diye de yazabiliriz biz bunu. O zaman benim bilmem gereken sayı nedir? Kök altının değeridir. Cevabımız ne olmalı? Değişik olmalı. Evet geçiyorum. Çok hızlı bitti. <laughs> Pardon geçeyim dedim. Çok hızlı bitti. Şimdi ÖSYM tarzı sorularına ve çözümlerine geçeceğiz. Orada görüşürüz. <laughs>